Merhaba, ben Hasan Özdemir. Microsoft'un ana merkezine bağlı ürün gruplarının birinde yazılım geliştirme uzmanı olarak çalışıyorum. Bir yandan da bazı Microsoft ürünlerinin erişilebilirliklerinin artırılmasına destek veriyorum. Aranıza katılmama Yanguru Akademi'nin sosyal sorumluluk sahibi çift kanatlı liderleri vesile oldu. Çetin geçen iki mülakatın ardından 2009 yılının sonbaharında Microsoft ailesine katıldım. Microsoft ailesine kabul edildiğimi ilk Eda'nın ağzından duydum. O anki heyecanımı anlatmaya kelimeler yetmez. Ama heyecanıma değdi. Geçen 3,5 yılda geniş Microsoft ailesinin birçok ferdiyle tanışma fırsatı buldum. Her biriyle iş ve sosyal hayata dair birçok şey paylaştık. Ben de Microsoft ailemde dokunabildiğim herkesi bu videoya alarak ölümsüzleştirmek istedim. Sizleri çok seviyorum, sizlerden çok şey öğreniyorum ve sizlerle çok mutluyum. İnanır mısınız? Ben Microsoft'ta gördüğüm VIP hizmetini hayatımın hiçbir döneminde görmedim. Hangi konu olursa olsun, kimden yardım istesem hemen bir destek geliyor, bir çözüm bulunuyor. Güçlü bir bilgisayara ihtiyacım oldu, en iyisi alındı. İhtiyacım olan sesli ekran okuyucu program çok pahalı olmasına rağmen satın alındı. Geçen sene araba satın alırken banka bana kredi vermek istemedi. Bizim finans bölümü benim için bankayı aradı ve ikna etti. Bilmediğim teknik konuları danışıp anında cevap aldığım bir sürü kurtarıcım oldu. Mesela Kürşat ve İskender'in sayesinde artık bir görme engelli olarak sanal makineler kurup uzak masaüstüyle bağlanabiliyorum. Bilgisayarla kah ilgili kah ilgisiz tüm sorularımı aynı ciddiyette cevaplayan IT bölümünün sabrına hayranım. Çalışma masam Services bölümünün tam ortasında. Her yanım danışman kaynıyor. Çok şanslıyım. Aklıma takılan tüm teknik sorulara cevap bulabiliyorum. Bazen ben de danışmanlara öykünüp işten geç çıkıyorum. Olur da çıkışta evime yakın oturan bir arkadaşla karşılaşırsak, yoğun köprü trafiğinde ettiğimiz sohbetin tadı bambaşka oluyor. Sabah işe giderken evde unuttuğum eşyalarım, anlayışlı arkadaşlarımız sayesinde kuryeyle benden önce iş yerine ulaşıyor. Microsoft'un kapısından içeri adımımı attığımda kendimi en az evimdeki kadar huzurlu ve güvende hissediyorum. Biliyor musunuz? Microsoft mutfağının içine girdiğimde "Hasan Bey, ben sizin ne içeceğinizi tahmin edip hazırladım" diyen özverili bir ablamız bile var. Teras kafede beni görünce sırasını verenlerden tutun da beni her gördüğü yerde halimi hatırımı soran insanlara kadar tüm Microsoft ailesini sempatik ve empatik buluyorum. Mustafa Çağan abi bir yandan benim iş koçluğumu yaparken bir yandan da düğünüme katılıp benimle beraber halay çekti. Evet, Microsoft'tan Namaz Bey'in iş arkadaşlarından bir adet altı takdim ediyorlar. Gençlerimize teşekkür ediyoruz buraya kadar. Bu güzel gecede yalnız bırakmadık bu işi. Böylece sosyal sorumluluk sahibi liderlik kavramını daha iyi anladım. Benim Microsoft'taki başarımın ve mutluluğumun mimarlarından biri de beni amatör bir programcıyken alıp profesyonel bir yazılım geliştirme uzmanı namzeti haline getiren müdürüm Murat Ersan'ın ta kendisidir. Microsoft'ta çalışmak aynı zamanda çok eğlenceli. Xbox odasında körlemek Kinect deneyimi benim için çok heyecan vericiydi. Evet abi, yürüyorsun şu an. Ekrandaki karakter yürüyor şu anda. Geri geri yürü abi biraz. Sola dön abi. Koşuyor abi şu an. Yenilikçi teknolojileri ilk ağızdan dinleyip test etmeyi çok sevdim. Örneğin Onur Altıntaş'la beraber tablet inceleyip resimli parola girmeye çalışmak pek zevkliydi. Yukarı kaydırıyoruz. Evet, makinamız geldi. Büyük kızın burnu, evet. Küçük kızın burnu, evet. Snoopy'nin burnu ve girdik. Aa, enteresan. Dedim ki, Windows Phone 8 işletim sistemi yüklü telefonlar neden körler tarafından da rahatça kullanılmasın? Bu hayalime önce Mustafa Çağan abi ortak oldu. Daha sonra sevgili Mustafa Kasap ve Cavit Yantaç bize bu projede destek verdiler. Şimdi sizlere bu projeyle ilgili ufak bir demo göstermek istiyorum. Piyasa bilgileri. Piyasa bilgileri.
Söyle şu arkadaşa bana. Dolar. 1.77. O yükselmiş, güzel. Microsoft ailesinin bir araya toplandığı Happy Hours gibi etkinlikleri bir ayrı seviyorum, eğlenceli buluyorum. Microsoft'ta çalıştığım süre boyunca görme engelli olduğum için asla bir ayrımcılık veya mobbingle karşılaşmadım. Aksine müdürüm performansımın daha da yükselmesi için hem beni motive etti hem de elinden ne geldiyse yaptı. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki Microsoft'ta çalışmak benim hayatımda sahip olduğum en büyük ayrıcalıktır. Benim gönlüm bir hoştur Microsoft'un altında. Çalışmak ah ne hoştur Microsoft terasında. Yanmam meeting olsa da, kodlar beni yorsa da, ekranım kapansa da, Microsoft'un altında. Eğer söz konusu Microsoft'sa, gözü kapalı bile çalışırım.